Tuğba ve eşinin aldığı ortak karar doğrultusunda çocukları yok. Yani çocuk yapmayı düşünmüyorlar. Kayınvalidem Gönül Hanım, oğlunun neden gelini Tuğba'dan çocuk sahibi olmak istemediğini anlatmış. Oğlu istemiyormuş çocuk sahibi olmak. Bakın sonrasında da diğer kayınvalidelerden nasıl tepki almış Gönül Hanım. Buyurun izleyelim. Torunlu Tuğba istemiyor diyorsun ama benim duyduğuma göre oğlun istemiyormuş. Ya Tuğba ilk evlendiği zaman dediğin gibi istiyordu ama oğlum istemedi. Çünkü dedi baktı, Tuğba çok böyle kavga ediyor yani, çok tersdi. Asabi. Ve evliliğin ana sürüp sürmeyeceğini düşündüğü için yani bakarsın dedi. Evet olmaz anne dedi. Bir de dedi çocuk olur Tuğba'ya benzer. Sıkıntı yaratır diye istemedi. Ya vallahi billahi bana da dedi ki anne dedi sakın dedi Tuğba ısrar etme. Ana, şey olursa da ana Tuğba istiyor ya yapma kızım az daha ana gezin edin. Rahatınıza bakın dedi bana oğlum. Aklına gir diyor sana. Evet. Ha. Ama sonra baktık 4 sene oldu. Şimdi de Tuğba istemiyor oğlum istiyor. Şimdi de tersine döndü. Hani denediniz evet. Kızı. Ha bu olmuş evet. Dediniz gelin. Evet. Şimdi torunun zamanı. Evet şimdi Tuğba çok oturaklaştı. Çok ben yani zaten öyleyim. Eski Tuğba ha, gitti. Bence var ya. Yerine yeni bir Tuğba geldi. Aa. Tuğba ne diyecek ben deneme tahtası mıydım? Ha, ama şimdi oğlum o niyetle yani istemedi bak. Şimdi ya siz istiyor. Var ya. Gönül Hanım ana oğul. Ne gibi ya? Ben... Her şeye siz karar veriyorsunuz. Bu nasıl evlilik ya? Hayat ne karışıyorsunuz her şeye siz? Yazık ya. Kız istemiş baştan bak. İstedi. Yok efendim zamanı değilmiş bilmem ne. Her şeye siz karar ver. Şimdi de yok oğlun istiyormuş. Kızı kabul para bile vermişsiniz. Ama benim bildiğim az çok burada tanıdığım Tuğba'dan hayatta daha çocuk mucuk yapmaz. Ne güzel konuşmuş Sevo. Tuğba evet. Yapar mısın bu saatten sonra? Şu an sinirden gözlerim doldu. Gerçekten. Bir de yaşadıklarım aklıma geliyor. O kadar doğru ki. Ya. Yani bana yaşattıkları o kadar doğru ki. İlk böyle ne oldum dedim. Bir aileye girdim. Aile düzeni yok. Aile olamadım. Aile olmaya çalıştı kayınvalidem. Yani üç kişilik bir hayat yaşatmaya zorladı. Aile düzeni yok derken ne demek istiyorsun? Biz yani benim ailemde aile düzeni vardı yani. Sofra... saati gibi mi hani ev ya o anlamda saati. Da değil. Kayınvalidem bizim ailede anne gibi olmaya çalışıyor. Şöyle zaten anne ama biz çocuklarız. O anne. Ha. Karı koca değil. Siz kardeş. Onun çocuklarısınız ya evde siz karı koca olamadınız. Olamadık. Ona bizim müsaade etmedi. Hiçbir zaman bakın bunu samimiyetime söylüyorum insanlara da geçiyordur zaten. Asla bir hayatımızın olmasına izin vermediği gibi bir de gelmiş Tuğba bilmem neydi. Ben sizin gibi insanlarla karşılaşmışım. Tabii sinir stres hastası oldum. Şeker hastası oldum. Ya. Kendimi kurtarmaya çalıştım bu psikolojiden. Çocuk istiyordum. Her insan çocuk ister. Ben de 26-27 yaşında evlendim. Çocuğum olsun istedim. İstemedi eşim. Ben de tamam dedim. O istemiyorsa olmayabilir. Ama akılları vereni de biliyorum. Kimle savaş... Beni duygulandırdın sen de. Kimle bir göz göze geldik ki yok ben de. Eşimle savaşmıyorum zaten. Annesiyle savaşıyorum. Akılları verenin de olduğunu biliyorum zaten. Çok haklı. Çok haklı. Ya biz bugünlere çok zor geldik benim sayemde. Çünkü ben artık şöyle sustu oturaklaştı diyor da... bir insan bir insanların üzerinden elini çekerse susar zaten. Ben yaklaşık 3 yıldır... Ya da vazgeçerse. Vazgeçerse susar ve ben bunu söyledim. İkisine de söyledim. Zannetmeyin sizle kavga etmiyorum diye. İyi olduğumu, ben artık vazgeçtiğim için konuşmuyorum. Gerçekten de konuşmuyorum kimseyle. Sen çocuk sahibi olmak başından asla. Beri istedin. A, evet, başta. Artık vazgeçtin ve istemiyorsun. Ya... Gönül abla, o kadar haklılık payı var ki. Bak sen de şimdi yüzleşince hak verdin değil mi? Vallahi ben de çok doldum ha. O kadar kız yüreğinden söylüyor ki. Biraz haksızlık yapmış mısınız?
Ama işte oğlum şey yaptığı için yoksa... Anne şu an ağlama. Şu anda mesela annemde de masumluk maskesini taktı. Aynısını eşime de yaptığı için... Her kavganın sonunda bak annem üzüldü diyerek olayların daha büyümesine sebep oluyor. Biraz bazen büyükler çok müdahil olabiliyorlar ya. Yaptığı çocuğa kadar karışabiliyorlar gerçekten. Biraz Gönül abla da oğluna çok düşkün. Evet. Tuğba, şu an anne olmak istiyordun, artık vazgeçtiğin için mi ağlıyorsun? O kadar iyi anlıyorum ki onu. Annem iyice bozulacak. Bilmiyor yaşadıklarımın çoğunu. Bence bu senin saklamak zorunda olduğun bir şey değil. Yani annen ya, o da bilsin yani ne hissettiğini. Annem bilirse ama çok köprü kopar. Ben ailemi gerçek ailemden, yani şöyle söyleyeyim. Eşimle ben gerçek aileyiz benim yaşamımda. Onlar da ailem ama ben kendi ailemi arka planda bıraktım. Ama onlar, eşim bırakamadı, annesi de 3 kat, 4 kat destek geldi. Ben olayı çok iyi anladım da. Oğlum gidin, aile olun, kopun denmedi. Ya niye bu oğlanı anneleri bu kadar düşkün oluyor Gönül abla? He? Bak ilk defa belki de bu kadar açık ne hissettiğini... Duydun. Duydun mu daha önce? Gördün mü Tuğba'yı böyle? Bak anneliğini belki de elinden aldınız. Yani kaba tabiri bu. Kız anlamak istiyormuş. Ve olamamış. Beşa asla, asla, asla. Çünkü ben bu kargaşada bir çocuk ziyan etmem yani. Asla. Çünkü evde 2 tane anne olacak. Olmaz. Olacak. O evde 2 anne olduğu yok, için... Yok, olmaması lazım demek istedim yani. Hatta ben annelik yapamayacağım. Ben biliyorum. Bunun garantisini de veriyorum. Biliyorum. Benim dediğim hiçbir zaman olmayacak, olmadığı gibi. Ha Gönül abla, bak ne olur al takkeni, bak al şu güzel şapkalarını. Koy şu önüne. Ha? Çok müdahilsin yani, onu görsene birazcık. Çok aralarındasın. Susmak kabullenmek mi? Ha? Şimdi şey yapınca hak vermiş oluyorum. Yani siz 3 kişilik bir aile gibisiniz. Onun evet. Farkında mısın? Anladım. Değil mi? Evet. Ne yapacağız? Hiçbir şey. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Çok kırgınsın diye hiçbir şey diyorsun. Hiçbir şey için geç değil. Her kadının anne olmaya hakkı var. Özellikle de içinde o ateş varsa. Bu sefer iş işten geçtikten sonra çok üzülürsün. Gönül abla bu işi ciddi ciddi bir konuşun. Miyase. Benim ağlamamın sebebi bu olayları biliyorum biraz. Hani otelde falan sohbet ediyoruz. Bir de annelik muhabbetinde Tuğba'da şeyi görüyorum. Aslında çok güzel anne olur çünkü buraya yarışmacı evet. olarak gelen arkadaşların bebeklerine davranışını gördüm. Ay ben de çok kötü oluyorum. Tuba'ya sarılabilir miyim? Tabii ki. İçindeki o çocuk sevgisini de biliyorum Tuğba'nın. Yaşadıklarını da biraz anlattı bana. Hatta ben Gönül teyzeyle de konuşmaya çalıştım. Ama herkesin kendi doğrusu. Belli bir noktaya kadar müdahil olabiliyoruz. Şimdi Tuğba anlatınca
Tabii olayları bilmeyen arkadaşlar çok fazla anlayamayabilir ama o çocuklara olan davranışını çok istiyordum ama artık istemiyorum deyişinde bile aslında hala istediğini biliyorum davranışlarında. Yani Tuğba'nın yaşadığı o çok zor bir süreçten geçmiş ve ben Tuğba'ya helal olsun dedim. Hani ben bu kadar katlanamazdım dedim. Yani şu anda benim de böyle olmamın sebebi o. Daha fazla konuşup Tuğba'yı da üzmek istemiyorum. Gönül abla, bak ne kadar birbirlerine görüyorsun, gıcık oluyorlar, rakipler, da kız dayanamıyor. Senin dayanamadığını gözyaşlarından görüyorum ama sen sarıp sarmalasan ya. Şimdi sinirli ya daha. İstemez. Ama bence sen bugün çok şey anladın. Onu gözlerinde gördüm. Çocuğunu çok seviyorsun değil mi? Bir insanın çocuğunun olması çok güzel bir şey değil mi? Neden bu kız bundan mahrum olsun ki? Sal onları. Sal ya. Salın oğullarınızı, kızlarınızı azıcık salın vallahi. Ha Gönül abla? Evet. O da bir anne evladı ya. Sen ne anladın şimdi Tuğba'nın açıklamalarına? Ne demek istedi? Ben ona hani rahatlık vermedim, karıştığımı hani her bak, konuda. Anlıyor. Onu demek istemiyorum. Dur bir dakika Tuğba, dur bir dakika. Ne anladın söyle bana. Bence anladı ya. Ya şimdi işte ana... Korkusu ne? Ben yani iyi ben hani ben şimdi torun olunca da benim karışacağımı hani o iyi bir annelik... Anlamıyor. Öyle ya. Hayır ya tam olarak onu hayır, söylüyor. Hayır ben anlatınca hayır. Da anlamadım Nursel Hanım. Neden ya? Hayır çocuğa torun, yani evet. Torunum olursa elimde olmadan çok evet. Müdahale edeceğim. Evet. Tuğba da bunu istemiyor evet. Diyor. Doğru mu Tuğba? Tamam ya, doğru anlamış. Kısmen böyle de hikayenin başı yanlıştı bizde. Genelleme bu değil ya. Yani. Hikayenin başı beni çok canım yaktığı için yani bu doğru yok. Mu ilk başta gerçekten evet, sana baş... güvenmedikleri için mi? İşte demek ki öyleymiş ben bilmiyordum yani ben meğer çok biliyorum kendimi yerlere ata ata ağladığımı ben. Ne olur eşime diyordum bir hafta sonu müsaade istiyorum, sessizlik istiyorum. Hafta sonu yalnız kalmak istiyorum ve çalışıyordum ben o dönemde. Hiç bana müsaade etmediler. Bir de ben başına buyruk bir insansın. Evleniyorsun, yuva kuruyorsun. Hengamenin içine. Her gün evde kalabalık. Her gün yemekler. İşten geliyorsun, yemek yapıyorsun. Anlayamadım yani. Kendine ait hissetmiyorsun. Evi hissetmeme izin verme dedi. Kafama göre eşya alamazsın, yardımcı abla alamam eve, deterjan alamam, tuvalet kağıdı alamam, evle ilgili bir şeye karar veremem. Tuvalet kağıdına karışan çocuğa... Sen ne diyorsun ya? Alamam yani, bunlar benim lüksümde olan şeyler değil. Neyse, çok doluyum ben bu konuda, o yüzden konuşmayacağım daha fazla. Gülerek anlattıklarımı ağlayarak da anlatmak varmış ama rahatladım. Çok sevgi de zarar. Evet, çok sevmeyeceksin. Çocuğunuzu bu kadar sevmeyin ya. Salın artık o başkasının karısı başka kuş yuvadan çıksın uçsun yani. Çıksın senden artık, evet. Fırsat çıksın. Verin, evet. Çok anne bunu yapıyor. Ben vallahi çok şahit oldum. Bu da bize ders olsun. Hiçbir şeyi bu kadar sevmemek lazım. Son tadım, hadi buyurun. Ya.